İyi akşamlar sevgili seyirciler. Manisa TV Haber Merkezi'nin sizler için hazırladığı Manisa haberleriyle karşınızdayız. Bu yıl 475.si düzenlenecek olan Uluslararası Manisa Mesir Festivali için hazırlıklar son sürat devam ediyor. Festivalde saçılacak olan mesir macunları tamamı kadınlardan oluşan 20 kişilik ekip tarafından hazırlanıyor. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali için hazırlıklar devam ediyor. Festivalde saçılacak olan macunlar, mesir macunu üretim tesislerinde çalışan kadınlar tarafından hazırlanıp paketleniyor. Şehzadeler ocağı, tarihe yön veren efsaneler kaynağı. Sultanların izinde, mimarların elinde. Festival için 6 ton macunun hazırlandığını kaydeden Manisa'yı ve Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği çalışanı Özlem Erdem şöyle konuştu. Mesir Derneği'nin hazırlamış olduğu 6 ton mesir macunu 26 Nisan Pazar günü Sultan Camii Kutlu Mehmet'e sırasından halkımıza saçılacaktır. Tüm halkımız festivalimize davetlidir. Tamamen bayanların elinden üretim çıkıyor. Oranda miktarlarda şeker suyumuz kaynadıktan sonra 24 saat macunumuz dinlenmeye alınıyor. Daha sonra da dinlenen ürün ağda kıvamına geldikten sonra da 41 çeşit baharatın hazır bulunduğu tezgahta baharatla birlikte macun buluşuyor. Daha sonra da kesim aşamasına tamamen manuel bir şekilde aşamasında yine yapıyor arkadaşlarımız. Akabinde daha sonrasında da paketlemeye geçiliyor. Paketlenen ürün de her gün satışa çıkıyor. Gayet güzel bir şekilde çalışıyoruz. Verimli. Ne diyeyim bilmiyorum ki, şaşırdım. Şimdi siz burada paketleme bölümündesiniz değil mi? Şu anda nasıl geliyor mesirler size? Siz ne işlem yapıyorsunuz? Bize kesilmiş halde geliyor. Biz de sarım aşamasındayız. Sarıp hazırlıyoruz macunlarımızı. Nasıl sarıyorsunuz? Bir gösterebilir misiniz? Tabii. Gayet hızlı sarıyorsunuz. Evet, alıştık artık. Kaç yıldır çalışıyorsunuz burada? 10 yıldır çalışıyorum. Kaç kişi çalışıyorsunuz? 20 kişi. 10 yıldır aynı mesirler mi çalışıyorsunuz? Evet. Mesir grubu sizsiniz o. Evet. Eller havaya, eller havaya, eller şifaya. Eller havaya, eller havaya, eller şifaya. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanıp yürütülen hem meslek hem destek projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere saç kesim ve bakım hizmeti yapıldı. Kuaför adayı öğrenciler tecrübe edinirken ihtiyaç sahibi küçükler de saçlarını kestirdiler. Minikler istedikleri saç modellerini liseli ağabeylerine anlattı. Meslek liseli öğrenciler de miniklerin isteklerini yerine getirdi. Ortaya ise renkli görüntüler çıktı. Yunus Emre Taytanlı İlkokulu'ndaki erkek öğrencilerin saç kesimi Yunus Emre Mesleki Eğitim Merkezi'nde berberlik eğitimi alan öğrenciler tarafından yapıldı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği hem meslek hem destek projesiyle meslek liselerindeki öğrenciler tecrübe ve sosyal sorumluluk birinci edinirken şehir merkezine uzak okullardaki öğrencilerin saç bakımı yapılıyor. Proje kapsamında 28 okulda 4000 öğrenciye hizmet verilmesi planlanıyor. Taytanlı İlkokulu'nda 200 öğrencinin saç kesimi ve bakımı yapılacağını belirten Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hilmi Polat şunları söyledi.
Berber adayları minik öğrencilerin saçlarını keserken ortaya renkli görüntüler çıktı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekili aday adayı Hasan Er Yılmaz'ın makamında konuk etti. Aday adayı Er Yılmaz, Manisa'da seçimde Cengiz Ergün belediyeciliğinin artılarını göreceklerini belirtirken, Başkan Ergün de Er Yılmaz'a milletvekilliği yolunda başarılar diledi. Başkanım, iyi misiniz? Sağ olun, hoş geldin. Olması Manisa'da yeniden çok önemli. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekili aday adayı Hasan Er Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Aday adayı Er Yılmaz, aday adaylığı süresince durmadan çalıştıklarını belirterek şunları söyledi. Hızlı bir şekilde geçiriyoruz. 17 ilçenin tamamında da aday adayı olarak Hasan Er Yılmaz'ın isminin yerleşmesi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin isminin yerleşmesi için elinden gelen gayreti gösteriyorum. Tabii bu seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi Manisa'da da iddialı ve iktidarı yürümek istiyor. Sizin 30 Mart seçimlerinde koyduğunuz bir çıta var. Ziyaretinden dolayı aday adayı Er Yılmaz'a teşekkür eden Başkan Ergün şöyle konuştu. Tabii aday adaylarımız artık herkes sahada. Evet. Aldığım bilgiye göre 32 tane olmuş. Sonuçta bütün arkadaşlar bu parti için aday adayı olarak sahaya çıktılar. Demokrasi çerçevesinde bütün ilimize, partimize, şehrimize ve Türkiye'ye ve genel partimize hayırlara inşallah vesile olur. Temennimiz. Yunanistan
Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek'i makamında ziyaret etti. Çerçi, Şimşek'e Manisa'ya hayırlı işler yapmasını diliyoruz dedi. Evet, resmi ya aslında bakalım, mı? Ver tabii tabii. Bakalım. Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Akif Celalettin Şimşek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Çerçi, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek'e yeni görevinde başarılar diledi. Yoğun mesai içerisinde Sayın Başsavcımıza da bir önceden randevumuz olmuştu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şimşek, Başkan Çerçi'ye ziyaretten dolayı teşekkür etti. Başkan Çerçi ziyaretin anısına Şimşek'e çiçek takdim etti. Önceden randevumuz olmuştu. Uzun süredir fırsat bulamadık. Kendilerine bir hayırlı olsun. Manisa'ya hoş geldiniz. Hayırlı vazifeler temennisinde bulunmak üzere ziyaret etmek istemiştik. Önceden randevulaşmıştık. Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Manisa T tipi cezaevinde önceki gün cebinde taksi parası olmadığı gerekçesiyle hastaneye götürülmeyen ve cezaevinde yapılan müdahalenin ardından hayatını kaybettiği iddia edilen mahkumun ölümünü ve cezaevindeki hasta nakil sorununu değerlendirdi. Hasta taşımalı esas. Yani hastayı bulunduğu yerden alıp hastaneye ulaştırmak esas. Geri dönüşüyle alakalı. Tabii gittiğiniz yerde de bir müdahale edebiliyorsunuz, yolda müdahale ediyorsunuz. Nihayet götürüyorsunuz, hastaneye bırakıyorsunuz. Manisa T tipi açık ceza infaz kurumunda önceki akşam rahatsızlanan ve hastaneden cezaevine dönebilmek için cebinde taksi parası olmadığından dolayı hastaneye gidemediği iddiasıyla hayatını kaybeden 31 yaşındaki Abdullah Akgün'ün cenazesi memleketi Mardin'e gönderildi. Dün kesin ölüm sebebinin saptanması için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Akgün'ün vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı bildirilirken Akgün'ün kesin ölüm nedeninin yapılan incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi. Manisa Valisi Erdoğan Bektaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunlara değindi. Ama bu mesele şeyde de ifade edildi. Salihli'ye gittiğimizde Salihli'nin yüksek okulu ve yurdu şehrin dışındadır. Gece çocuklar rahatsızlanıyorlar, ambulans geliyor, alıyor, götürüyor hastaneye. Geri götürme ambulansı böyle bir görevi yok. Aynı şey Muradiye kampüsü için söz konusu. Eski ambulanslarımızdan bir tanesini üniversiteye tahsis etti. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki araç arasında kalan motosiklet sürücüsü yaralandı. Haberimizi izliyoruz. Turgutlu E96 Karayolu Mobil Kavşağı'nda meydana gelen kazada Salihli istikametine giden seyyar olarak çerez satıcısı olduğu öğrenilen Süleyman Çaltı yönetimindeki motosiklet, Turgut Kemal G yönetimindeki araç ile Faruk Ö yönetimindeki yolcu otobüsünün arasında kaldı. Ben için yatan içindeydim. Bir baktım ses geldi. Ben sandım bir şey oldu. Ben indim baktım kapıya bulmuş. Nereye bulmuş? Yatak kapısı var ya, ben burada yatırım içeride. Siz yardımcı şoför müsünüz? Evet evet, ben dinlemedeydim. Yatıyordum ben içeride. Motosikletten düşen şahıs ağır yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 acil servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bırak şimdi diğer tarafı. Çerez satıcısı olduğu öğrenilen şahsın aracından yola saçılan fıstıkları vatandaşlar topladı. Yaşanan kaza sonrası emniyet güçleri soruşturma başlattı. AK Parti Şehzadeler İlçe Teşkilatı düzenlediği programda 65 mahalle temsilcisiyle bir araya geldi. Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, ben inanıyorum ki AK Parti'nin gücüyle birlikte bir kez daha zaferin defterinin en güzel sayfalarını imza atacağız dedi.
AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığı 7 Haziran seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Şehzadeler ilçesinde bulunan 65 mahalle başkanı ile birlikte Manisa Öğretmen Evi'nde bir program düzenlendi. AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, sandıktaki bir oyun bile ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu. Değerli arkadaşlar, bu bir aile toplantısı. Hepimiz ailecek buradayız. İnsanların çekirdek aileleri olur, teşkilatların da aileleri burada. Bizler bu teşkilatın mahalle başkanları olarak bundan sonraki çalışmalarımızda bugüne kadar olduğu gibi sürekli olarak ileri doğru ivme kazanarak devam ettiğimizi görmekten dolayı mutluyum. Öncelikle her fırsatta, her toplantıda söylemiş olduğum bir şey vardı. Siyaset asla ama asla yalnız yapılacak bir iş değil. Bunlar teşkilatla olur, teşkilat yapılarıyla olur diye. Ayrıca Başkan Tonguç, AK Parti teşkilatlarının gücüne inanarak bugünlere nasıl gelindiğinin altını çizdi. Yeni kurulan bir ilçe olmasına rağmen bugüne kadar tecrübelerimizle ve bugüne kadar AK Parti teşkilatlarında görev alan arkadaşlarımızla beraber 65 mahalle başkanımızın ana kademelerini oluşturduktan sonra kadın ve gençlik kollarımızla ilgili de çalışmalarımız son sürat devam etti. Haziranda birinci parti olabilme hayalini herkes kurabilir diyen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise şunları ifade etti. Biz ulaşılabilir olacağız demiştik ve bugün onu başarıyoruz. Bundan rahatsız oluyor olabilirler. Bununla ilgili bizi eleştiriyor olabilirler. Ben bundan büyük bir mutluluk duyarım. Böyle bir eleştiriye muhatap olmak şereftir bizim için. Bu kadar yoğun dönem içerisinde halkla ilişkilerden hiç ödün vermedik. Halktan hiç kopmadık. İşleri hamdolsun yoluna koymaya başladık. Şunu bilsinler, ben daha çok çarşıda olacağım, daha çok esnafla birlikte olacağım, daha çok sokaklarda olacağım, daha çok halkın içerisinde olacağım. Hiç de tereddütleri olmasın. Onlar rahatsız oluyorsa olsun ama ben biliyorum ve eminim ki insanlarımız, halkımız... Manisa Büyükşehir Belediyesi aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında Olacak Şey Değil adlı tiyatro oyununu Manisalı sanatseverlerle buluşturdu. Oyunun başrolünü üstlenen Berke Hürcan'sı oyun öncesi kameralarımıza konuştu. İşte o eğlenceli oyun ve keyifli röportaj. Olmadı normal, beni arabasına istasyona götürür. Evet. Efendim? Normal bizim kiracımız, özel şoförümüz değil. Hem aylık çok önce gitmiştir o. E tamam, o zaman ben de koşa koşa giderim, hem benim için spor olur. Evet. Bir şeyin yok değil mi? Manisa Büyükşehir Belediyesi aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro dünyası oyuncularının Olacak Şey Değil adlı tiyatro oyununu Manisalı tiyatro severlerle buluşturdu. Oğlum görüyorsun, telefonla konuşuyor. Genelde ağzıyla konuşuyorlar ama. Ne istiyorsun sen? İlaç. Dinle de bana göre bir ilaç vardır. Dinle işe gitti. Sen içeri gir. Eczabı olduğunu karıştır. Hey Leca. Ama bir daha ben arkamdan sizi geldi. Yok efendim, şeyle konuşuyorduk. Bayan Turner. Ya evet. Yeni kuklalan Bayan Turner. Efendim? Tabii. Üç çocuklu ortada kaldı zavallı. Çocuklar da ağlaşıyor, duyuyor musunuz? Bakın efendim. Babamı istiyorum! Babamı istiyorum! Ben de istiyorum! Duydunuz mu efendim? Ya çok acı, tabii. Ben üzüntülerinizi Bayan Turner'a bilsin. Bayan Turner'a mı? Ne üzüntüsü o? Efendim, ben bütün evrak resmini bir hafta içine gönderirim. Teşekkürler. Michael Cooney'nin yazdığı, John Turtop'un yönettiği iki perdelik komedi Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı. İki yıl önce işinden atılan Eric Swan'ın bunu karısına söyleyememesiyle başlayan olaylar silsilesini konu alan iki perdelik oyun Manisalılara kahkaha dolu bir gece yaşattı. Gösterinin sonunda oyun yönetmeni Can Törtop ilgilerinden dolayı tüm Manisalılara teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi gereği bu ayki tiyatro oyununun gelirleri Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'na aktarıldı.
Oyunun başrolünü üstlenen Berke Hürcan Manisa TV kameralarına konuştu. Evet efendim, öncelikle Manisa'ya hoş geldik. Çok güzel, çok sıcak bir hakkınız var. Daha önce biz burada hiç tiyatroya gelmemiştik. Hiç turnemiz denk gelmemişti ama bayağı biz tiyatro sevgisi dolu olan bir halk gördük. Maşallah bugün de salon galiba doluymuş aldığımız duyumlara göre ve bütün protokol falan da burada. Çok tabii bunlar gururlandırıcı şeyler, harika bir şey. Bizim oyunumuz Fars türü, İngiliz türü bir oyun. Çok hızlı geçen bir komedi anlamında. Bu oyunda devlet dolandırmaya çalışan, bir dolandırıcı olan birisinin, ki benim, başına gelen hikayeler, kendi kendine yaratmış olduğu kurgularda boğulması, en sonunda işin içinden çıkamayarak patlamasıyla ilgili bir hikayenin gelişimi var. Haldun Dorman'ın çevirisini oynuyoruz. Çok zor bir fars oyunu aslında. Bunu bize bütün provalarda söyledi arkadaşlarımız, tiyatrocu abilerimiz, yönetmenlerimiz geldi. Dediler ki yani çok daha kolay bu türde oyunlar var, niye bunu seçtiniz? Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz dedik. Yani bizim süremiz uzun olsun, provayı fazla yapalım ama iyi yapmaya çalışalım işimizi. Vallahi 4 tane büyük eleştirmenin çok önemli yazıları oldu geçen ay. Bu bizim için çok önemli bir referans noktası. Özellikle bizim yönetmenimiz, yapımcımız ve başrolümüz Can Törtop. İsmail Can Törtop'la biz iyi bir ekip olarak adlandırılıyoruz o eleştirmenler tarafından. Bu çok onur edici bir şey. Yani işi çok bilen insanların, en ünlü isimlerin bizlere böyle söylemesi zaten başka bir şey söylemeye gerek bırakmıyor. Yani hani öyle gözüküyor ki bu oyun galiba daha önümüzdeki sezonlara devam edecek gibi duruyor. Şimdilik böyle bir durumu var. Bakalım. İnşallah. Bence misir macununun faydalarını, ne kadar çok böyle hastalığa şifa olduğunu çok daha fazla anlatmak gerekiyor. Çünkü bu bir ilaç. Yani hani bir şekerleme değil yani. Baklava gibi bir şey değil sonuçta. Evet. Ben hiçbir şeyi aşağılamıyorum veya çoğaltmıyorum ama misir macunu gerçekten bir ilaç. İçinde barındırdığı şeyler sevgili. Özellikle de hele şu dönemde daha da çoğalan gripler, işte domuz gribi diyorlar, kimisi başka bir şey diyor ama gribe karşı da çok güzel bir savaşma metodu. Bence bunu halka hem de dışarıya bu şekilde lanse etmek lazım. Ben elimden geleni yaparım. Buradan giderken götüreceğim. İstanbul'da arkadaşlarıma da, bizim oyuncu arkadaşlara, yönetmenlere göstereceğim. Bak, iyi, sağlıklı olun diyeceğim. Yapacağım. Manisa'da Gine vatandaşı olan üniversite öğrencisi İslam'ı anlatan bir kitaptan etkilenerek Müslüman oldu. Hamza adını alan Gineli öğrenci için Yunus Emre İlçe Müftülüğü'nde ihtida töreni yapıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Edwin Armando Müslüman olarak Hamza adını aldı. Yine bir Soğu vatandaşı olan ve daha önceden Hristiyan inancına sahip 29 yaşındaki Edwin Armando, Yunus Emre İlçe Müftülüğü'nde gerçekleştirilen ihtida töreni ile Müslüman oldu. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Allah'ın kulu ve elçisi. Gelcelim. Eşhedü. İlahe illallah. Ve eşhedü. Enne. Muhammeden. Abduhu. Ve Resulü. Törene Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi ve eşi Melek Çerçi, Yunus Emre İlçe Müftüsü Şakir Kırkız katıldı. Müslüman olarak Hamza ismini alan genç, bir gün Müslümanlığı anlatan dini bir kitap aldığını ve çok etkilendiğini dile getirdi. Biz konuştuk, ben dedi bir gün Müslüman olacağım. Melek Hanım bana dedi inşallah. Bir gün geldim, ben dedi tamam karar aldım, ben Müslüman olacağım. Çünkü ben normalde Melek Hanım'ı zorlamadım. O dedi, sen ne zaman istersen, evet karar senin, sen ne zaman istersen karar al. Ben karar aldıktan sonra anne ve baba haber verdi. Onlar tamam dedi, ondan sonra karar aldım. Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, Müslümanlığın barış ve kardeşlik dini olduğunu belirtti. Müslümanlık barış dinidir, Müslümanlık kardeşlik dinidir, esenlik dinidir, huzur dinidir. Ben bu kardeşimizi bu tercihinden dolayı, bu özgür iradesiyle İslamiyet'i kendine din olarak seçmesinden dolayı tebrik ediyorum. İki ay önce İngilizcem de çok yeterli değil. Bana İngilizce dersi verir misin? Senden ders alabilir miyim diye karar aldık. O da hemen dedi. Ondan sonra İngilizce dersi çalışmaya başladık bundan iki ay önce. Ama yaklaşık işte bundan üç hafta önce benim babam rahatsızlandı.
ilk cumaya gidişine de ben şöyle dedim. Benim babam işte yoğun bakımda yatıyor. Lütfen dedim. Cumaya gidip benim babam için dua eder misin? İlk cumaya gidişimdeki şeyi ben rica ettim. Hani işte Fehmi de sana eşlik etsin ama dedi ki ben hiçbir şey bilmiyorum, ne yapacağım? Fehmi ne yapıyorsa sen de onu yap. Ve bu şekilde cumaya gidişi bu şekilde oldu. Ben de tabii... Sevgili seyirciler, haberleri noktaladık. Bültenimize para piyasasıyla devam edelim. Hava durumu var. Yarın Manisa'daki en düşük ve en yüksek sıcaklık dereceleri nasıl olacak? Manisa ili ve ilçelerin meteoroloji hava tahminine göre yarın Manisa merkez ve ilçelerin hava durumu şöyle. Manisa en düşük 8, en yüksek 21. Ahmetli en düşük 7, en yüksek 21. Akhisar en düşük 5, en yüksek 21 derece. Göl Marmara en düşük 6, en yüksek 20, Alaşehir en düşük 6, en yüksek 20, Demirci en düşük 2, en yüksek 17 derece. Gördes en düşük 3, en yüksek 20, Kırkağaç en düşük 4, en yüksek 20, Köprübaşı en düşük 4, en yüksek 20 derece. Kula en düşük 3, en yüksek 18, Selendi en düşük 2, en yüksek 19, Salihli en düşük 7, en yüksek 21 derece. Soma en düşük 6, en yüksek 20, Saruhanlı en düşük 5, en yüksek 21, Sarıgöl en düşük 5, en yüksek 19 derece. Turgutlu en düşük 7, en yüksek 21, Sipil Dağı en düşük 3, en yüksek 11 derece. Son olarak Foça en düşük 10, en yüksek 18 derece. Manisa TV 18.30 ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Manisa haberlerinin merkezinden herkese iyi akşamlar diliyoruz. Daha fazla haber ve ayrıntıya manisahaberleri.com ve Twitter, Facebook adreslerinden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.